Değerli kardeşlerimiz, sorularlaislamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. İmani konuların münakaşa tarzında konuşulması doğru mudur? Hayır, doğru değildir. Bir defa kelimenin kendisinde zaten mücadele var. Yani mücadele ve münakaşa, karşıdaki insanla yan yana olmamız gerekiyor. Beraber bulunmamız lazım. Aynı havayı teneffüs edecek bir ortamı hazırlamamız gerekiyor. Eğer herhangi bir konuyu müzakere edeceğimiz, mütalaa edeceğimiz, fikir alışverişinde bulunacağımız bir kişiyi karşımıza alırsak, bir defa kamplaşma ve tabiri caizse kutuplaşma söz konusu olur. Şunu unutmayalım ki, medenilere galebe etmek, medenilere bir şeyi kabul ettirmek ikna iledir, irşad iledir. Yoksa vahşiler gibi icbar ile zorla bir şeyi kabul ettirmek mümkün değil. Hatta bir şeyi zorla kabul ettirmeye kalktığımızda karşıdaki insanın mümin olmasını tabiri caizse sağlasak bile belki de Allah korusun kalbinde küfür gizlenir ve münafıklığa inkılap edebilir. Dolayısıyla herhangi bir konunun mücadelesi bize fayda vermez. Biz o kardeşimize veya bir başkasına imanla ilgili, İslamiyetle ilgili bir konuyu sadece müzakere tarzında ortaya koyacağız. Onun aklına kapılar açacağız, yollar yapacağız. O kapılardan girmeyi, o yollardan yürümeyi ona bırakacağız. Onun için Allahu Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Estaizu billah İnneke la tehdi men ahbebt velakinnallah yehdi men yeşâ buyuruyor. Yani sen sevdiklerini hidayete erdiremezsin. Allah dilediğini hidayete erdirir. Demek ki Allahu Teala'nın hidayete erdirmesi için kulun iradesini kullanması gerekiyor. Kulun iradesini kullanmasından sonra da Allah o kardeşimize veya bizlere hidayet nasip edecektir. Kabul etmeyi nasip edecektir. Öyleyse tebliğ adamına, tebliğ insanına düşen imanla ilgili bir meselenin cevabını akli, mantıki, ilmi metotlarla ortaya koymaktır. O kardeşlerimizin anlamasına yardımcı olacak, tabiri caizse yollar ve pencereler açmaktır. Ondan sonra o kardeşimiz kendi iradesiyle, özgür iradesiyle kabul eder veya etmez. Mücadele tarzına girmek o kardeşimizi kabul edecek durumdaki bir halden daha da bir kabul etmeyecek ve iyice fikrinde sabitleşecek bir ortama çekebilir. Ayrıca İmanla ilgili bir meseleyi soran bir kardeşimizin acaba gerçekten problemi oradan mı kaynaklanıyor? Onu da iyi bir incelemek gerekiyor. Nitekim bazı insanların rahatsızlıkları bedensel olarak faraza kolundadır ama incelendiğinde başka bir yerden kaynaklanabilir. Sırtındadır ama midesinin altındaki safra kesesinden kaynaklanabilir. Dolayısıyla soruyu soran kişinin doğrudan sorusundan değil de bazen sorunun kaynaklandığı esas nedenini bularak onun üzerine konuşarak inşallah bir sonuca varmaya çalışmakta fayda vardır. Bir de iman meselesi bir bütündür. Örneğin kaderle ilgili problemi olan bir kardeşimizin önce Allah'ı tanımasında fayda var. Mümin ve Müslüman olabilir. Mümin ve Müslüman olmak demek Allah'ı bütün isimleriyle, sıfatlarıyla, şuunatıyla tanıyor anlamına gelmez. Dolayısıyla mümin de olsa ya da gayrimüslim de olsa fark etmez. Bir defa iman hakikatlerinde problem olan kardeşlerimizin mutlaka onun aslını ve esasını temel delillerle, kesin delillerle, ikna edecek metotlarla açıklamak gerekiyor. Belki de o problemlerini o açıklamaların içerisinden kendisi bulabilecektir. Dolayısıyla bizim birinci vazifemiz Allah'ı ve iman hakikatlerini anlatmak olmalı. Temel prensiplerde problem olan kardeşlerimizi tek tek her meselesini çözmeye çalışmak bizi sonuçsuzluğa götürebilir. Biz temel prensipleri anlatırız. Bunlar tamamen ortaya çıkar, netleşir. Ondan sonra tek tek bazı meseleler üzerine gidilmesinin İnşallah daha faydalı olacağını düşünüyoruz.